Yenikapı'dan efendim Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. Biz burada tabii gelenlerle de zaman zaman röportaj yapıyoruz. Sizler de gelin. Evet, burada da benim değerli bir kardeşim var. Bizleri tanıdı, sağ olsun. Seni biz tanıyalım. Ben Hakan. Benim baba tarafı Zonguldaklı, anne tarafı Trabzonlu. Ey maşallah. Çocuklarımla geldik. Peki, onlarla konuşacağız. Konuşacağız. Evet, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Ben uluslararası tır şoförüyüm. Maşallah. Almanya, İtalya'ya geziyorum. Allah kolaylık versin, görüyorsun değil mi? Trabzon'u, memleketimizi her yerde adam gibi temsil etmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Helal olsun. Yakışır size de. Sağ olun. Hemen seni bir tanıyalım. Benim adım Neval. Oy. Evet. Kaç yaşındayız bakalım? Ben 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Evet, bak benim oğlum da 7,5, 8'e girecek. Bak aynı yaştasınız. Ya aynı yaştasınız. 3. sınıfa gidiyorum. Oy maşallah, tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Peki babanla aran nasıl? Çok iyi. Oy seni, işte bu, işte bu. Peki başarılar diliyorum. Evet, seni tanıyalım. Benim adım Hilal, 14 yaşındayım. Maşallah. Evet Hilal, sen okuyorsun. Okuyorum. İyi, keyifler yerinde. Yerinde. Evet, anne babanın sözünü dinliyoruz. Dinliyoruz. Evet, duy oğlum bak. Bak, anne babanın sözünü dinliyorlar. Duydun mu? Peki sizi tanıyalım. Merhabalar, Bahar benim ismim. İstanbul'da bu kadar. Ben Bahar, kızlarımın annesi. Siz nerelisiniz? Zonguldaklıyım ben de. Zonguldaklısınız. Ama yani şimdi böyle yakışıklı bir hemşerimi yakalamışsın. Onun için kıymetli tabii, aileler hep birbirine kıymetli. Kıymetli bir hanım buldu. Doğru. Tabii. Doğru, o da doğru. Peki, sizlere kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Eyvallah. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Efendim devam ediyoruz. İbrahim Kapıcıoğlu'nu yakaladık. Fatih Fen İşleri'nde çok değerli bir kardeşim. Günde buradaydık. Evet. Görev kutsaldır. Evet, aynen. Şimdi iki işi bir arada yürütmek zorundayız. Evet. Hem iş yerine hem buradaki dostlarımızı, abilerimizi, sizi gibi değerli insanları görmek bizi mutlu ediyor. Böyle bir güzel bir günde bu insanların mutlu olabilmesi için görüyorum ki herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin devam etmesini talep ediyoruz. İstiyoruz, canı gönlü istiyoruz. Herkes buraya gelsin. Yani evet, insanı tanısın. Karadeniz güzel insanlarını gerçekten, Karadeniz insanı uzaktan tanınmaz. Yanına gelip böyle en azından bir hasbihal etmesi gerekiyor. Kültürünü görmesi lazım. Yani o bazı şeyler yıkmalar için gerçekten buraya gelip bu insanları tanıması gerekiyor. Bu da onlar için güzel bir fırsat çok olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür İbrahim ederim. Kapıcıoğlu. Yiğit teşekkür adam. Teşekkürler. Efendim Yenikapı'dan 3. gününden tekrardan selamlar. Biz de buradaki gelen misafirlerle zaman zaman röportaj yapıyoruz. Önce hanımefendiyi bir tanıyalım. Ben Sivaslıyım. Olsun, ne güzel. Evet, o zaman çok şanslısınız. Yani Trabzon'dan herkes gelin olamaz diyelim. Evet, çok şanslı olduğumu düşünüyorum ben de. Kayınpederim de, kayınvalidem de çok iyi insanlar. Ne güzel. Sivas'a da selam gönderelim. Evet, hemen hemşerimin yanına şöyle bir geçeyim. Burada cici bir kızımız var ya. Hoy hoy, amca yesin. Evet, seni bir tanıyalım. Ben Oğuzhan Çolak, Trabzon Maçkalıyım. Ay maşallah. İstanbul'da yaşıyoruz, gurbetteyiz. Ne yapalım? Memleketimizin özlemini burada gideriyoruz. Kardeşim, seni tebrik ediyorum. Evladına bu kadar güzel böyle Keşan'dan elbise giydirmişsin. Babaannesinin hediyesi. Öyle mi? Babaannenin hediyesi. Bu kadar da yakışır. İsmi nedir? Bade Zümra Çolak. Oy, Bade Zümra Çolak. Kaç aylık mı diyelim? 10 aylık. 10 aylık. Tabii, maşallah. Tabii. Sen ne kadar bağısın? Maşallah. Maşallah. Maşallah, razı Allah, olsun. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şuraya bir bak bakayım kızım. Bak. Bak bakalım. Boş boş boş. Bay bay yap. Bay bay yap kızım. Eyvallah. Efendim harika yavrumuzu gördünüz. Allah bahtlarını açık eylesin. Efendim Yenikapı'dan selamlar tekrardan. Şu anda biliyorsunuz 3. gündeyiz ve yanımda yine STK'larda uzun yıllar hizmet veren Karadeniz sevdalısı. Evet, sevgili Korkut'um hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Evet, Korkut her sene gençleşiyor. Böyle de bir durum var yani. Şeref verdin Korkut'um. Nasıl buldun atmosferi, neler söyleyeceksin? Atmosfer çok güzel. Bugün hava da güzel. İlk gün biraz yağmurlu oldu. Biraz moralimiz bozuldu ama her zaman olduğu gibi gayet güzel bir etkinlik oluyor yine. Trabzon'u bütün ilçeleriyle beraber burada federasyonumuz temsil etmeye çalışıyor. Bunda da gayet başarılılar. İnşallah bunu sürekli devam edeceğiz. Evet tabii, sizler de hizmet veriyorsunuz yıllardan beri. Yine sen STK'ların içerisindesin. Bu işler kolay işler değil. Yapanlardan Allah razı olsun. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de Küçükçekmece'de yapıyoruz 4 gün boyunca. Orayla burayı kıyaslamak mümkün değil tabii ki. Evet. Burası çok daha büyük. Yani neler çekildiğini biliyoruz. Bize Trabzon yani fark etmez. Tabii ki. Neler çekildiğini biliyoruz. Evet. Arka planda çalışan bütün arkadaşlara, gençlik kollarına, üst yönetime ve sponsorlara özellikle teşekkür ediyoruz. Evet, yanımızda bir kızımız var. Şöyle yöresel
kıyafeti de giymiş, tanıyalım seni. Şeyden Nuri Göçmen, Korkut abinin yanında çalışıyorum. Ne güzel. Burası da çok güzel. Daha önce de zaten etkinliklere yine gelmiştim. Yani seviyorum o yüzden. Evet, bir mesajın var mı bizi izleyenlere? Yok. Peki. Çıkıp buraya gelsinler diyelim. Evet, o zaman çıkın gelin efendim. Şubat'ta da yine Trabzon'un kurtuluşuyla alakalı etkinliğimiz de olacak. Onda da herkesi buraya bekliyoruz. Evet, onu yeni şeyde yapıyoruz. Havalimanında yapacağız inşallah. Evet. Peki efendim, Yeni Kapı'da Trabzon Kültür Günlerinde 3. günündeyiz. Efendim, Trabzon Kültür Günlerinden Yeni Kapı'dan selamlar, saygılar. Tabii buraya gelen misafirleri de biz sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Burada da Trabzon sporumuzun harika, görüyorsunuz topu orada, ablemi burada, kupamız orada. Onları da burada gelenler fotoğraf çektiriyor. Burada da bir hanımefendiyi yakaladık. Sizi bir tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Çok güzel bir yer burası. Daha yeni geldik. Nereliyiz? Eşim Trabzonlu. Ben, memleketim benim Burdur. Evet, sizi de Trabzonsporlu yapmış yani. Benim. Evet, evet yaptılar. Zaten yapmasa cezayı yerdi yani. Aynen öyle. Peki, siz o zaman Trabzon'un kültürünü burada yaşamaya gayret edin. Evet. En azından bakın bakalım beyiniz size kültürümüzü güzel yansıtabilmiş mi? Çok güzel yansıtıyorlar. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Bakalım. O zaman Burdur'a da selamlar. Evet, selamlar. Hemen alalım. Bey'i de alalım buraya. Evet, şöyle alayım sizi efendim. Sizi böyle alalım. Tanıyalım sizi. Mustafa Akkesan. Mustafa, Bunitli misin? Evet. Aha bak ya ya. Evet, ben de Sürmeneliyim. Hemşeri de çıktık. Aynen aynen. Zaten ben şimdi Mustafa'yı gördüm ya, dedim tamam bu benim oradan. Çünkü onun da burnu aynı benim gibi, keserin sapı gibi. Yani oradan tanıdım seni. Evet Mustafa'm. Yenge Hanım Burdurlu. Evet. Seni tebrik ediyorum. Trabzonsporlu yaptın onu. Yaptık sanırım. Biz hanımla habire kavga ediyoruz. Yok, arada tamam diyor Trabzonluyum. Arada değiştiriyor. Böyle bir durumumuz var ama sen işi görmüşsün maşallah. Biz yaptık ya. Peki nasıl, atmosferi nasıl buldun? Daha yeni geliyoruz. Bakacağız atmosferi ama gayet güzel. Evet, o zaman standları gezmeye devam edin. Aynen, çok öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ol. Evet. Evet, orada bir arkadaşımız var tabii, buraya gelen misafir. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Ekrem Akkesan. Bunit. Bunit de abisiyim. Öyle mi? Evet. Bütün hemşehrilerimiz de burada tabii. Bunit efendim Sürmene'nin güzel bir yeridir. Evet. Buradan da Bunit'e özellikle selamlar gönderelim. Sen neler ifade edeceksin? Daha herhalde yeni geldiniz. Daha vallahi şimdi ya, Çamlıca Kulesi'ndeydik. Oradan buraya geldik standartı dolaşmaya. Evet. Kültürümüzü şöyle bir görelim. Görelim yaşayalım dedik. Yaşayalım. Aynen öyle. İstanbul'da kalıp da görmemek doğru, çok doğru ayıp olur. Peki memlekete gidiyor musunuz? Her sene. İyi maşallah. Senede 2-3 kez gideriz. O bayramı. Zaman Bunit'te buluşacağız. Efendim bizi izlemeye devam edin. Murat Han, sen bugünü anlat. Efendim Trabzon Kurtuluş Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Evet, şu anda da tabii herkese röportaj yapıyorum ama bu sefer oğlumla bir röportaj yapacağım. Murat Han hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, iyi de bir Trabzon sporludur. Neler söyleyeceksin? Bu akşamki maç ne olur oğlum? 2-1. Kim alır maçı? Trabzon. Trabzon. Peki Ahmet amcana ne diyeceksin? Biliyorsun hep röportajı seninle yapıyor. Buradan bayağı iyi, güzel, kalabalık görüyorum. Evet, çadırlar da bayağı büyük, onları görüyorum. Peki. Tezbih de sallıyorsun. Bak amca salla dedi. Sen amcanın tezbihini ver ona. Peki Ahmet abi teşekkür ediyoruz. Ben tanıyorsun. Evet evet, hoş geldin. Şimdi Ahmet Çakar da bir açıkladı bana. Ya Çakar'ın açıklaması malum, önemli değil. Bana da malum oldu. Bugün Trabzon o yenilmezliği kıracak, kendi şanssızlığını da kıracak diyorum. Ama diyorsun. Ha, Trabzon olduğum için değil. Ama artı bir durum olursa yakalarım seni burada. Yani. Ya Murat ben zaten. Ya, totem yapalım, erkenden konuşmayalım. Tamam. Evet peki tamam. Sayın abim inşallah öyle olur. Tamam. Oluruz. Her zaman tabii bir mutluluk önemli. Bak güldürlerin buluşması en azından evet. Bütün illerin Urfalı ile Edirne ile Trabzonlu ile Artvinli ile buluşması. Kültürümüzü onlara yansıtacağız. Tabii yöresel yemeklerimiz, şeylerimiz herhalde yani. Evet. Gıdalarımız olsun. Birbirinin yakınlaşmadır yani. Eyvallah. Dayanışmadır. Çok teşekkür her ediyorum. Her zaman olmasın. Sağ teşekkür ol. Ediyorum. Sağ ol. Evet, yine burada tezbihli bir hemşerim var. Tanıyalım seni. Evet buyurun. Buyurduk. Tanıyalım seni. Evet ben Ziya Sarısoy. Trabzon Sürmeneliyim. Bize her yer Trabzon diyelim bu akşam evet, inşallah. Evet yani bu akşam bize bu akşam Trabzon değil, her zaman Trabzon. Her zaman Sayın Başkanım şöyle bir iki cümle. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden 3. gününden tekrardan selamlar. Evet Evren Başkan'la beraberiz Sayın Başkanım. Bugün 3. günü. Şu anda da Trabzonspor'un ableminin oradayız. Senin görüşlerin, ben
çok isabetli. Çünkü maçtan önce hep senin önce sosyal medyana bir bakarım. Görüşlerin tutuyor mu tutmuyor mu? Ne olur bu akşam? Önemli olan bu akşamı şöyle bir bize analiz eder misin başkanım? Ya, bu akşam kazanacağız gibi bir hissimiz var inşallah. Herkes öyle diyor başkanım. Yani bu akşam kazanacağız diye. Hakemler eğer bir yamukluk yapmazsa. O da çok önemli. Yani o da çok önemli. Adaletli bir yönetim olursa biz Trabzonspor'un kazanacağını umut ediyoruz. Evet, peki başkanım şimdi tabii Trabzonspor uzun yıllardan beri burada biliyorsun maçta kazanamıyordu. Ama bu son haftalarda bütün spor otoriteleri de ifade ediyorlar. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakemler ikisini de çok kıyak geçiyorlar. Yani aynen bütün öyle. Maçlarda böyle dikkat ederseniz. Zaten ikisini baş başa bıraktılar. Aynen öyle. Lehlerinde hep aynı baş başa bıraktılar. Böyle bir durum var. Trabzonspor hakem kurbanı olur mu? Böyle bir şey olursa olur mu öyle bir olur sıkıntı mu olacak gibi duruyor. Bende öyle bir his var. Olur mu derken sezonun başından beri var bile var olanı görmüyor. Görmüyor. Geçen hafta da yok, yok olarak görüyor. Yani bir ayar çekiliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray baş başa devam edecek böyle. Evet, o zaman federasyon olarak sizler dernek başkanları olarak bunları zaman zaman da bir gündem yapmamız lazım. Yapıyoruz yani, gündem yapıyoruz işte. Ya, körler sağırlar birbirini ağırlar. Öyle oluyor yani. Evet, peki Evren Başkan'ı yakaladığım zaman böyle sohbet ediyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum başkanım. Teşekkür efendim devam ediyoruz. Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden yine değerli bir isim var abimiz Enver. Yanımda. Bir tanıyalım sizi. Enver Balta, Şalpazarlı'yım. Evet, Şalpazarlı hemşerim benim. Evet. Trabzon neler yaparız? İstanbul'da mı yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyorum. Kamu kurumundan emekliyim. Bugün de Trabzon günleri var. Örf adetlerimiz, kültürümüzü devam ettirmek onları için görmeye geldik. Görmeye geldik. Devamlı da geliyorum. Derneklerde yöneticiyim, üyeyim. Eyvallah. Şimdi tabii ki bugün tam da maça rast geldi. Bugünkü günümüz Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Sakin kalırsak, Abdullah Hoca'yla Abdullah Hoca'nın futbol taktiğini de biliyoruz ki sakin oynuyor. İnşallah maçı alır. İlk 60 dakikaya kadar eğer maçı 0-0 götürürsek ben maçı 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hakemlerin de adil davranmasını rica ediyorum. Biliyorsunuz 40 senedir biz İstanbul'da 3 büyük takımlarının büyütülmüş. 3 büyük takımlarının hakemlerin özellikle de İstanbul'da faullerde ve diğer kural takdir hakkalarını teşekkür ediyoruz. Efendim eyvallah. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden hepinize selamlar, saygılar. Tabii biz buradaki bütün gelen misafirlerimizi ağırlamaya gayret ediyoruz ama bizlerin çok değerli bir ismini şimdi sizlerle buluşturacağız. Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken Eyüp'te yapmış olduğu hizmetlerle halk tarafından Eyüp Sultan evet. Yani Eyüp diyoruz ama Eyüp Sultan. Evet, Eyüp Sultan Hazretleri'ne de rahmet dileyelim. Sayın Başkanım çok kutsal bir yerde görev yapıyorsunuz. Sizleri de Eyüp halkı çok seviyor. Neler söyleyeceksiniz? Trabzon günlerindesiniz. Yine bir yıl geçti. Geçen sene burada sizlerle beraberdim. Bir yıl sonra yine aynı coşku, aynı heyecanla Trabzon'u, İstanbul'daki Trabzon dernekleriyle oluşturulmuş olan bu yapı güzel bir yapı. Eski dostlar bir araya geliyor, görüşüyoruz. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyorum organizasyonu yapan arkadaşlara. Federasyon başkanıyla beraber bugün burada sizleri ziyaret ediyoruz. Evet, başkanım Ordulu'dur aynı zamanda değil mi başkanım? Çünkü babasıyla çok güzel horonlar yapıyor. Ordu günlerinde sağ olsunlar bizleri hep davet ederlerdi. Buradan özellikle Deniz Başkan'a şunu ifade edelim. Sizi Karadenizli olmayanlar da çok seviyor Sayın Başkanım. Yani bunu nasıl başardınız? Biz Türkiye'yiz ya. Öyle, elbette. Hep beraber Türkiye'yiz. biz hep beraber Türkiye'yiz. Bu ülkenin bütün mozaiğinde herkesin kanı var, teri var, emeği var. Üstelik bir de benim için diyorsan eğer, ben Anadolu'nun bütün coğrafyasında görev yapmış bir adamım bölgelerinde. Onun için Doğu Anadolu'da, Erzurum'da, Gaziantep'inde de, Akdeniz'inde de, Antalya'sında da, İstanbul'da da bu yıl itibariyle 30. yılımız da olacak yerel yönetimlerde. Başkanım. Zaten o sıcaklığı, samimiyeti de veriyorsunuz. Başarılarınız daim olsun Sayın Başkanım. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Trabzon günlerine bekliyoruz herkesi. Evet, herkes gelsin. Belediye Başkanımız da Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'de böyle bir ifadede bulundu. Hemen yanımızda efendim. Oflu hemşerimiz Eyüp Sultan. AK Parti ilçe başkanımız Muhammed abimiz hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Biraz evvel Evren abi Sultan kelimesini ekledi, onunla başlayayım ben. Biliyorsunuz Eyüp yıllarca Eyüp diye anıldı. Evet. Biz de daha sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin ismini tam vermek manasıyla Sultan kelimesini ekledik.
artık Eyüp Sultan olarak her tarafta üstüne basa çok basa söylüyoruz. Doğru. Eyüp değil, Eyüp Sultan dememiz lazım. Yoksa aynen başka öyle bir mana çekmeyelim. Maşallah Trabzon günleri cıvıl cıvıl geçiyor. Trabzon'un cıvıllığı, Trabzon'un hareketliliği, insancılığı burada görülüyor zaten. Bu vesileyle hem bu organizasyonu yapan İsmail abimize, Evren abimize, Dernekler Federasyonu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl geliyoruz burada vatandaşlarımızla. Hemhal oluyoruz, bir araya geliyoruz. Allah razı olsun. Sizden de teşekkür Sayın ediyoruz. Başkan. Ben de Trabzon'un bir evladı olarak İstanbul'da siyaset yapıyoruz. Allah İnşallah güzel verelim günlerimiz olur. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Evren Başkan'ı biz tabii her yakaladığımızda böyle hemen mikrofon uzatıyoruz. Evren Başkanım, belediye başkanlarımız yine Eyüp Sultan. Evet, geldiler, şeref verdiler Trabzon gününe. Hem ilçe başkanımız hem belediye başkanımız. Etkinliğimiz devam ediyor. Düm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tekrardan bekliyoruz, eyvallah. Efendim, bizleri izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan Trabzon günlerinden selamlar, saygılar hepinize gönderiyorum. Tabii buraya çok değerli isimler geliyor. Onlardan bir tanesi de emniyet mensubu kardeşim Ramazan. Verep. Evet, Ramazan nasılsın kardeşim? İyiyim, sizi sormalı. Yani Ramazan'la karşılaştık ama Ramazan onu şimdi hatırlar. Ramazan'ım kusura bakma, yoğunluktan biraz fark edemiyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah, sizi sormalı. Önce bu siz formayla nasılsınız? Da geldim böyle. Evet, bugün de bugün, inşallah bugün, maçı alırız. Bugün Trabzon-Fener maçımız var. İnşallah Trabzon'umuz galip gelir. Bizi mutlu eder bu güzel günde. Ayrıca bu güzel günde Sayın Trabzon Federasyonu Başkanım Sayın İsmail Şatıroğlu'na bu güzel organizeyi sağladığı için teşekkür ediyorum. Biz burada ne güzel Trabzon'dan gelmiş gurbetçili olarak burada Trabzon'dan görmediğimiz abilerimiz, başkanlarımızı burada bir arada görmekte mutluluk duyuyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bütün emniyet mensubu kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Sevgili Ramazan da her zaman hemşerilerine hizmet eden, sadece hemşerilerine değil tabii ki tüm halka ama hemşerilerine de her zaman yanında olan çok değerli bir kardeşimiz. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür Demek ediyorum. Kolay gelsin. Azmi Turan'ı nasıl biliyorsun? Azmi Başkanım, ben ilk defa burada yüz yüze görüştük. Normalde sosyal medyadan takip ediyoruz ama Azmi Başkanım gördüğüm kadarıyla Trabzon hemşericilik dediğin zaman İlk önde gelen başkanlarımızdandır. Ben burada onunla yüz yüze görüşmek bana nasip oldu. Çok başka bir adam. Çok başka adam. Hayır, gerçekten dolaşmadı. Hemşericilik deyince milliyetçilik. Evet. Hemşeri milliyetçiliği deyince evet ilk başta Azmi Başkan, Azmi Turan Başkanım söyleyebilirim. Peki Azmi, sen neler ifade etmek istersin? Üçüncü gündeyiz. Çok güzel geçiyor Murat Bey. Çok da kalabalık dışarısı. Gerçekten hemşehrilerimizle bir arada. Bugün yoğunluk var. Çok maşallah. Bayağı bir yoğunluk var. İşte akrabalarımız geldi. Çok mutluyuz yani. Hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ramazan kardeşime de emniyet teşkilatına da ayrıca selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Peki bu iki yiğit adama teşekkür ediyoruz. Efendim devam ediyoruz. Tabii burada gelen misafirleri sizlere tanıtmaya da devam ediyoruz. Sevgili Azmin, burada herhalde senin misafirler var. Evet, kuzenlerim var. Yeğenimiz. Aynı zamanda bu yılda Tıp Atıf Fakültesini kazandı. Öyle mi? O zaman bu inşallah. Tabii böyle doktorlar bize lazım olacak. Ahmet Bey, bu tarafı iyi çek. Tanıyalım seni. Esma Nur ben. Esma Nur, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Okul başladı. Başladı evet. 1,5 ay oldu. Evet. Biz de bir haftadır oraya gidip geliyorum. Abim rahatsız, şifa diliyorum. Geçmiş bütün doktorlarımıza, orada hemşirelere hepsine Allah kolaylık versin. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Size de bu yolda başarılar diyorum. Çok kutsal bir görev gerçekten. Yani belki insanın yapabileceği en kutsal görevi sizler yapacaksınız ki sizler onun zaten bilincindesiniz. Buradan genç arkadaşlara neler ifade etmek istersin? Umarım istedikleri şeyleri kazanabilirler. Yani çok çalışmaları gerekiyor cidden. Peki. Kuzenin Azmi Bey'le aranız nasıl? İyi, Azmi abiyle evet. Biraz karışık bir adam yani. Yani evet, bak teyidi aldım. Evet. Peki sizi tanıyalım. Nisan Nur ben. Nisan Nur, sen ne yapıyorsun? Ben daha öğrenciyim, son senem. Bu üniversite sınavına gireceğim bu sene. İnşallah senin için de hayırlı olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hanımefendiyi bir tanıyalım. Ben de eşim tarafından Azmi Bey'le kuzeniz. İsmim Emine. Evet. Azmi Bey'i çok severiz yani. Yani ben Azmi abi, bak bir şey söyleyeyim. Azmi kardeşim gerçekten böyle aslında her insanın olması gerektiği gibi ama yani olur,
Yani bu kadar düzgün, bu kadar beyefendi, bu kadar iş görür bir insan, onun için onu biz de çok seviyoruz. Siz de şanslısınız. Evet, bizim de akrabamız sayılır. Yani artık akrabayız. Eşimden zaten akrabalar. Eşimden akrabalar. Yani biz de işte yaklaşık bir 20 yıl önce tanıştık Azmi Bey'le. Azmi Bey'le biz ailesi olsun, çoluk çocuğu olsun, hepsi annesi olsun. Yani hepsi çok saygıdeğer insanlar. Evet. Çok seviyoruz kendisini. Umarım hep böyle. Evet, o zaman muhabbetiniz daim olsun diyelim. Değerli kardeşim, seni de bir tanıyalım. Ben de Yalçın Kılıç. Yalçın'ın nereliyiz? Nereli olan? Soralım da, yayındayız da. Evet, Trabzon'un, meşhur Trabzon'umuzun meşhur Of ilçesindenim. 77 doğumluyum. İnşaat maşallah sektörüyle ufaktan uğraşıyoruz. Şantiyecilik yapıyoruz, öyle diyeyim. Oy maşallah, oy maşallah. Hasbelkader kardeşim, kuzen oldu. Kardeşim. Hasbelkader diyor, bundan diyor kuzen olduk Ahmet abi. Yani ne yapsın yani? İyi ki dolmuşuz. Eyvallah. Gerçekten bu güzel gün için İsmail Bey'e, bu organizasyonu yapan İsmail Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verenler var. Sayın Başkanımız ve yönetimi, bütün ekibi. Alt kademede o kadar insanlar var ki. Doğru, evet. Doğru, kesinlikle. Tabii İsmail Bey önder olarak gördüğümüz için şu, evet, aşamada ismiyle zikrediyoruz. Alt kademesi aynen. Bu unutulmayacak bir, evet, teşkilatımız var. Unutmadan bu arada bu akşam bir maçımız var. Hiç sorma. Yani gönlümüz inşallah maçı alacağız ama... Zaten maçı alamazsak sabaha kadar Azmi'ye dayak atacağım. Yani durum onu gösterir. Allah kolaylık versin. Evet, o işin esprisi. Şurada bir halam var. Halamın yanına bir gitmek istiyorum. Evet halam, seni bir tanıyalım. Ben eczacıyım çocuğum. Aktif olarak şu anda çalışıyorum. 51 yıllık da aktif eczacıyım. Maşallah. Nereliyiz? İstanbul. Bak ne güzel bir İstanbul hanımefendisi Trabzon günlerinde. Sağ ol. Bizlerle birlikte. Nerede eczaneniz, nerede? Sağ ol, Ok Meydanı'nda. Ok Meydanı. Hep fazla da uzak değiliz. Kurum eczacılığı yaptım. Aktif olarak Ok Meydanı eğitim ve araştırmadan emekli oldum. Hay maşallah. Şimdi 20 yıldır da eczane var. Peki, başarılarınız daim olsun efendim. Efendim bizi izlemeye devam edin efendim. Biz buradayız.